Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Şu anda gördüğünüz bu çatlak bir duşakabinin çatlağı. Yani bu duşakabini daha önce ben yapmıştım. Bu duşakabinin altındaki mermer plaka. Bunu yaparken sanıyorum bazı hatalar yaptık. Yani bu aslında çelik bir ev, çelik yarı prefabrik bir ev. Onun için tabanda biraz esneme vardı. Bunu pek önemsemedik. Altına birazcık beton döküp üzerine bu mermeri koymuştuk. İşte bakın görüyorsunuz bu bina aslında böyle bir bina. Profillerin üzerine monte edilmiş. Yani ne kadar olsa tamam çok dayanıklı, çok sağlam, depreme karşı çok mukavim bir şey. Ama bu esneme özelliği maalesef hem dış cephede betopanlarda da tamir işi çıkardı. Ve tabanda da asla böyle bir şey kullanamayız. Yani bunu da öğrenmiş olduk. Bu benim birçok videom vardı bu evle ilgili yapılışından beri. 25 bin liraya ev olur bu projesiydi bunun adı. Ama aradan 4-5 yıl geçti. Artık bu 25 ne 25 ne 255 hiçbir para olacak bir ev değil. Onun için şimdi artık hatalarımızı düzeltiyoruz. Bu da benim için bir deneyim oldu. Bakın burada artık kırmaya sökmeye başladım. Tabii bu çok güzel bir mermerdi. Önemli bir mermerdi. Tek parçaydı. Çok güzel olmuştu ama maalesef işte bu acemiliğimize geldi. Bunu beceremedik. Şimdi ne yapacağız? Bu mermer plakayı komple kaldırıp altındaki tabanına kalınca bir beton dökmeyi düşünüyoruz. Şimdi ben size burada aşama aşama bunu göstereceğim. Şu anda şu bir temizliği yapıyorum. Bunları temizledikten sonra yani mutlaka bunun bilinmesi lazım. Aklımızda bu mutlaka olsun. En ufak bir esneme varsa üzerine çıktığımızda böyle esnediğimizde zıpladığımızda yani çok az 1 milimetre daha esneme olsa kesinlikle seramik ve hele ki böyle tek parça mermer blok olması mümkün değil. Bakın betopan bir plaka koymuşuz oraya zamanında. Onu çıkartıyorum şimdi. Altında bir beton var. Beton dökmüşüz. Galiba betonu seviyeye getirmek için dökmüş olabiliriz betopanı. Yani betopan zaten bu alt zeminde olmaz. Bakın beton da çok kaliteli beton değil ve ince 2-3 santim kalınlığında. Ve bunun üzerine biz bunu koyduktan sonra işte sanırım esnemeye başladı. Bakın su akmış. Altlar çok kötü küf olmuş, pis olmuş. Allah'tan alt katımız toprak yani depo gibi bir yer orada oturan yok diye suyun akması sıkıntı yaratmadı. Uzun süre bunu böyle kullandık. Bakın alt tarafa 40'a 60 iki tane profil yan yana koydum. Bir tane de direkt diktim altına. Bu da şeydir yani tam o yapacağımız seramikleri yapacağımız beton dökeceğimiz yerin tam merkezi burası. Burayı iyice alttan takviye yaptım. Bu dik duran demirin de altında da kocaman bir U profil var betonun içinde. Yani artık bunun esneme şansı kalmadı. Buraya hazır bir hasır çelik vardı bahçede kalmış. Bir yere beton döktük herhalde. Onu kestim tam buraya koydum. O 8 milim galiba o demirle. O klipler var orada. Klips için kullandığım demirler var. Kalıp klipsi. Onlar da 10 milimdir. Onlar da fazla duruyordu kenarda. Onlardan da bir öyle 6-7 tane oraya koydum. Aslında onları koydum ki o çesan denen o şey düşmesin. Hani tam tabana basmasın da beton altına girsin diye koydum onları. İyice beton yapacağız. Aslında bakın şimdi burada beton karıştırmaya çalışıyorum. Bakın bu çok önemli bir şey. Bunu bilmenizde fayda var. Çimento toz ve kum böyle tozken, kuruyken karıştırılmalı. Eğer bunu kuruyken karıştırmazsanız benim yaptığım gibi şimdi sonradan çok zorlanırsınız. Topak topak olur ve asla karışmaz. Buradaki ölçüyü bakın yazıyorum. 1 kürek çimento tozu koydum ve 4 kürek de kum koyuyorum. Yani 4'de 1 oranında. Aslında bu 0.5 kalın sıva kumundan olur bu iş yapılması gerekebilir. Ya da çok güzel dere ne bileyim ya da deniz mıcırından da olur. Benimki fillerdir buradaki. Bu evin önüne bir yol yapmıştık. Yola dökmüştük bu filleri. Kırık taş parçaları bunlar filler dedikleri. Yollara döküyorlar çamur olmasın diye. Elimde malzeme yok diye ben bununla yapacağım. Ya bunun olur mu? Olur tabii. Bu biraz pahalı bir malzeme galiba. Bilmiyorum ne olduğunu da ama olur. Daha önce çünkü aşağıda saksılara falan beton döktüm bundan. Çok sağlam oluyor. Dörde bir ölçü de iyi bir ölçü. Bu bakın çok fazla ince değil, diş gözüküyor şeyin parçacıkları. Sorun değil zaten altta kalacak ama yağlı böyle kaymaklı bir beton dökeceksen eğer bu fillerden ya da böyle mucirden olmaz. Mutlaka 0.5 kum lazım. Kimi yerde 5 numara derler bu kuma. Kimi yerde 0.5 derler. Aslında bu kaba sıvada kullanılan işte yani seramiklerin fayansın altına serdiği kumdur bu. Şap kumudur aslında 0.5'tir. Kimi yerde 5 numara diye geçiyor. Kimi yerde 0.5 diye geçiyor. Aklınızı karıştırmasın. Betonu döktüm, öne eşik için bir kalıp çakmıştım, doldurdum, seviyeye getirdim. Yalnızca burada biraz eğim oldu. Ben çimentoyu betonu döktükten sonra eğim almak için de çok az bir 0.5 kum bulup onu seviyeye getirdim. Bakın teraziye getirdim, döktüm. Şimdi burada seramik kesme işlemi yapıyoruz. Ben çok uzman olmadığım için bu seramikte, şimdi başka bir yöntemi izliyorum. Bakın bu seramik kesme taşları, diskleri.
Bunlar Bosch'um var, diğer markalarım var. Ben bunu böyle genel koydum. Bu 40 liraya da var, 400 liraya da var. Artık bu tamamen size kalmış bir şey. Tabii bu taşı kullanmak için de bir tane şöyle 115 mm çapına eden avuç içi taşlama motoru vardır. Bakın onu da koydum. Bundan bir tane gerekiyor. Bununla rahatlıkla kesebilirsiniz. Yani acemi işidir bu. Böyle biz seramikçiler gibi onunla kesme makinesi var. Onunla kesebilirsen onunla kes. Bende onu yoktu. Ben kesme taşını bir ağız alıp kestim. Buradan yapıyorum. Şimdi bakın burada dikkat edin. Burada çok uzman olmadığım için bu seramik fayans içinde. Ben önce seramikleri böyle kesiyorum, döşüyorum. Ondan sonra yapıştırıyorum. Bakın burada yapıştırma işlemi yapmıyorum. Bu işin kolayıdır yani. Acemi bir işi. Biraz fazla vakit alır. Yani fazla zaman alır ama sonuçta işinizi daha kolay yapabilirsiniz. Onun için bu yöntemi denemekte fayda var. Ben keseceğim bunları böyle dizeceğim. Yani tam tamına istediğim desende. Ondan sonra altına seramik yapıştırıcısını karıştıracağım ve yapıştırmaya başlayacağım. Bakın böyle yaptım. O yapıştırma işlemini çok kolay yapabilirsiniz. Burada bakın plastik parçalar görüyorsunuz. Bunlar gene benim gibi çok uzman olmayanlar için. Aslında bu parçalar plastik seviyeye getirme klipsleri. Büyük seramiklerde kullanılır, kocaman seramiklerde. Yani onları bir araya getirmek zordur uçlarını. Bununla yapıyor ustalar. Ama benim elimde vardı. İnternetten siz de alabilirsiniz. Seramik tesviye klipsi diye geçiyor bunlar. Ucuz böyle. Tanesi 2 lira, 3 lira falan. Ben çok onları iyi yerleştiremiyorum diye seramikleri. Aralarına bunları koydum ama çok düz oldu. Yani zaten 20-30 tane bir şey gitti. Çok da pahalı bir şey değil. Ama çok düz oldu. Yoksa uğraşırdım yani. Aralarında ufak ufak kod farkları olacaktı. Çirkin olacaktı. Bunlarla işimi çok kolaylaştırdım. Bakayım 3, 6, 9 ya yani 10 tane gitmiş yani. Çok da bir şey değil. 15-20 lira. Bir gün sonra da kuruduktan sonra bakın derz işlemini yapıyoruz şimdi. Bu derz işlemi de buna fuga da diyorlar. Şu ufak tüplere satılanlar bakın var. Bakın resimde gözüküyor. Onlar hiçbir işe yaramaz. Ya yani mutfakta bayağı küçük bir delik varsa onunla tıka ama böyle bir işte olmaz. Onun için bu kalekimin işte bu üzerinde bakın fuga yazıyor. Bunlar yani derz dolgu malzemesi diye geçiyor. Toz halinde bir malzemedir. Bunu kovada karıştırırsın olur. Torbalmana da gerek yok. Bunlar buralarda kiloyla satılıyor. Mesela ben buraya 2,5 kilo, 2-2,5 kilo kadar kullandım ki benim bakın o sağ kenarda, sol kenarda büyük boşluklarım var. Oralara çukur olsun da su gitsin diye biraz eğim yaptım. Yani zaten kilosu, bunun kilosu 4 liraydı. Şimdi olsun olsun ben bunu yaz mevsiminde yapmıştım. 5-6 liradır kilosu. Yani onun için bunu böyle açık satılıyor. Derzli alabilirsiniz. Hatta mutfakta evde varsa ufak tefek delikler böyle hani fayansla açılmış. Git oradan 1 kilo al bu derz dolgu malzemesinden rengine uygun. Bunun renkleri vardır. Yaklaşık rengi seçersin. Yaparsın. Burada dikkat edin mesela bu derzi yaptıktan sonra silme işlemi var bu süngerle yaptığım. Buradaki hadise şu. Süngeri sık sık yıkayın yani bol bol. Bir sür yıka. Ben hatta burada daha ben bile geç çıkıyorum. Mesela biraz sür hemen süngeri yıka. Sür süngeri yıka. Islak olsun korkma. Yani o derzler yerinden çıksa bile sonradan tekrar doldurabilirsin. Bakın burada da şeyim bitmiş halini görüyorsunuz. Artık son durumuna geldi. Fark etmişsinizdir. Zaten videoyu hızlı anlatıyorum. Kısa bir video olsun. Çok vaktinizi almak istemedim. Bu da bitmiş hali. Ben ahşabı çok sevdiğim için ön tarafı eşek ahşap yaptım. Ve halen kullanıyoruz. 5-6 ay oldu. Gayet sağlıklı. Önüne bir de perde koydum. Çok güzel kullanışlı oldu. Umarım bu video işinize yarayacaktır. Ben tam burada bir eğitim videosu değil de pratik bilgi olsun diye çekiyorum videoyu. Yani size bir fikir versin. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz diye. Çünkü adım adım anlatmak zor. Bu eski hali, kırık ve kötü hali. Ondan sonra tekrar işte öncesi sonrası gibi bir görüntü yaptım buraya. Şimdi burada gelecek o görüntü de bitmiş hali. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğen yapın, işte yorum yazın. Destek olun kanalıma. Tek istediğim bu. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizde kalın. Usta Divi'de kalın. Bu videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Like yapın veya beğen yapmayı ya da yorum yazmayı unutmayın. İyi günler. Hoşça kalın.